Kardeşim derken gerçekten kardeşim. Hani öp öz kardeşim. Bugün kendisinin de bir YouTube kanalı olan, benden en az 5 kat daha fazla abonesi olan, benden en az 4 kat daha fazla izlenen, benden en az 6 kat daha fazla YouTube'da para kazanan... Ulan oğlum sen bildiğin zenginsin lan. Gönlü zengin olmalı insana yani. Ya neyse, baştan başlayalım, farklı bir şekilde başlayalım. Bugün YouTube'da Sosyal Kare kanalının sahibi öp öz kardeşim Fatih Sefi konu geliyorum. Kendisi yeni bir telefon aldı, iPhone 10 ya da iPhone X. Bunu neden yaptı onu soracağım. Soracağım derken yani hesap soracağım. Çünkü abisi bu kadar Xiaomi videosu çekerken kendisi gidip neden iPhone aldı? Ben zaten Xiaomi ismini abimden duydum. Hani ilk başta söyledi bana. Dedi ki ya ben Xiaomi diye bir telefon var, onu alacağım dediğinde herhalde dedim çok dara düştü. Herhalde dedim durumu çok müsait değil. Böyle idareten bir telefon almak istiyor herhalde. Böyle 300-500 liralık bir telefona ihtiyacı var. O yüzden böyle ismini daha telaffuz dahi edemedim. Dediğim bir telefonu almak istediğini düşündüm. 1000 lira ateşleseydim evet. Ben iPhone alsaydım yani. Öyle düşündüm. Sonra da bu telefonu gerçekten sevdiği için almak istediğini anladım. Özelliklerini takip ettiği için almak istediğini anladım. Evet. Xiaomi'yi öyle öyle tanıdık. Ama ben çok uzun yıllardır iOS kullanıyorum, iPhone kullanıyorum. İlk sorumu soruyorum. Kaç para bayıldın? Yani ben piyasaya göre biraz daha az bayıldım. Çünkü Amerika'da arkadaşım vardı. Amerika'daki arkadaşım aracılığıyla telefonu getirdiğim için hani Türkiye piyasasının biraz daha altından aldım. 256 GB modelini aldım. 256 GB'ı Amerika'da 1145 dolar. Yani şu an dolar 4.80. Ben aldığımda da o civar bir rakama sahipti. Yaklaşık 5600 TL bir ödeme yapmak durumunda kaldım. Ancak ödemeler bu şekilde bitmiyor arkadaşlar. Atıyorum Amerika'dan telefonu getirdiniz, 1145 doları ödediniz, bitmedi. Bir de bunun pasaport harcını ödemeniz gerekiyor. İşte devlete bir vergi var, bunları ödemeniz gerekiyor. Yani ufak tefek harcamalarını da kattığımız zaman yaklaşık bir düz hesap olarak 6000 TL bana bir gideri oldu iPhone X'in. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum, söylemeden duramayacağım. Fatih iPhone 7 Plus aldığı zaman da evet, çok şanslı bir günde almıştı. iPhone 10'u aldığı zaman da çok şanslı bir günde aldı. Onu da anlatsın. Onu da söyleyeyim. Şimdi iPhone 7 Plus çıktığı zaman da Türkiye'ye geldi. Gelir gelmez almadım. Yani şöyle 1-2 ay bir bekleme süreci oldu. Tam karar verdim. Yani dedim ki ben iPhone 7 Plus'ı alacağım dedim. İşte mat rengini seviyordum. Mat rengini alacağım dedim. Ve almaya karar verdim. Akasya'daki, İstanbul'da bulunan Akasya AVM'de App Store'dan gittim. Satın aldım. Ve işin iyi tarafı bir gün sonra Apple fiyatları güncelledi dolardan ötürü. iPhone 10'da da öyle oldu işte. Aynen evet. Yaklaşık 400-500 TL birden bir günde arttı. Şans işte. Bu telefonu aldığımda da benzer bir durumu yaşadım. 1145 doları almıştım. Yaklaşık işte 6000'e mal olmuştu. Ancak şu an doların yükselmesiyle birlikte Türkiye piyasasında 256 GB'ı 8600 TL gibi bir astronomik bir rakama çıktı. Yani 2600 lira kar etti. Evet, inanılmaz bir artış yaşandı. 2600'de de bir Xiaomi alabiliyorsunuz yani. Peki geceleri rahat uyuyor musun? Yani şöyle söyleyeyim. İlk günler biraz zor uyudum açıkçası. Acıttı değil mi? Çünkü şöyle bir durum oldu. Bir 6000 lira gibi bir parayı veriyoruz. Önce bir bankadan çekiyorum. Bankadan çekerken de ATM'den çekerken zaten 3-5 gün de çekebiliyorsun. Bankada 500 lira sınırı var. İçerisinde de hep 20 TL'liklerden verince şu kadar bir yıl bir sanki ev alacak gibi zannettim. Araba alıyorum zannettim. Yani dövizciye gittim ve doları almam gerekiyor. Ve adama bir tomar para verdim. Ve adam karşılığında şöyle incecik birkaç tane işte 100 dolarları bir araya getirmiş bir dolar verdi yani. Adama bir ton para verdiğinde haliyle ilk günden uyumakta biraz zorluk çektim. Ama unutuyorsunuz arkadaşlar yani. Peki en sevdiğin basit özelliği ne? Hani küçük tatlı şeylerden bahsediyorsun. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi yüz tanıma özelliği. Bakın şu an yüzümü tanıdı, açıldı. Bu benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Daha önce parmak izi vardı. İkincisi ne olabilir? Şu uygulamalar arasındaki geçişi çok seviyorum. Diyelim galerideyim. İşte bir önceki kullandığım uygulamaya ya da bir önceki uygulamaya geçmek istediğimde yani bana kolaylık sağlıyor. Güzelmiş. Çok da iyi bir performans verdiği için benim hoşuma gidiyor açıkçası. Yani bu hareketler Xiaomi Mi Mix evet. 2'de ve daha sonrasında Xiaomi Mi 8'de de olacak hareketler yani bize de geliyor. Evet, şu hareket de çok havalı. Yani atıyorum bir şu an fanatiğin uygulaması içerisindeyim ve home tuşu yok. Şunu
yapmak. Yani yukarı fırlatmak, bu el hareketlerinin artması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Korkmayın, Mi 8'de de aynı şeyler var. Zaten Mi 8 biraz iPhone X çakması olmuş. Yani o konuya girme. Çektiğinden tut, arkadaki kamerasına kadar aynısını yapmışlar. 10 bin kişi dalabilir sana Fatih, o konuya girme. Peki hiç Android kullandın mı? Android kullandım. Ben iPhone'u iPhone 3 ile kullanmaya başladım. Önce iPhone 3 aldım, sonra 3S aldım. İşte 4, 4S, 5S gibi bu şekilde gitmiştim. Evet, biliyorum. iPhone'u bir kez aldım. Onda da Galaxy S3 çıktığında, Samsung Galaxy S3 çıktığında tasarımı çok hoşuma gitti. Ekranı biraz büyüktü. Acaba ben de mi alsam gibi, bir denesem mi gibi bir yola gitme gereği duydum. Ve iPhone 4'üm vardı o zaman. Evet, 4 vardı. 4'ümü sattım ve Galaxy S3 aldım. Ancak en fazla 4 gün dayanabildim. 4 gün sonra evet ya, bakıyorum galeriye giriyorum, olmuyor işte telefonu, bilgisayara bağırıyorum, bir sürü yüzlerce klasör çıkıyor. Klasörü içinde klasör çıkıyor. Yani her şeyi tek tek ayarlamam gerekiyor. Burada ayarlıyorlar zaten. Hani birçok şeyini onlar ayarladığı için. Yani. Kolaylık yani. Menüsü sade. Kullanışı sade. Yani alıştığım için de olsa gerek kullanmakta biraz zorlandım. Ve 4 günlük bir aldatma sürecinin ardından tekrardan iPhone'a döndüm. Ama dönerken bir model yükseltmiştim. 4 vardı. 4S'e geçtim. Peki iPhone biraz şov mu? Bak şuna bak. Yani, şov biraz, yani. Biraz şov. Ya zaten iPhone kullanıcıların %80'i de şov amaçlı alıyor. Hani birçoğu ihtiyacından ötürü değil. Evet. Ya benim tanıdığım arkadaşlarım... Ama sen video çekmek için alıyorsun tabii. Evet, yapma. Ben YouTube kanalımda videolarımı telefonla çekiyorum. O yüzden hani kamerası daha iyi olsun istiyorum. Özellikle de daha iyi olsun, hafızası daha yüksek olsun istediğim için. Sürekli biraz daha yükseltme gereği duyuyorum. iOS'a da alıştığım için iOS olsun istiyorum. Peki bir insan gelse sana dese ki ben Xiaomi kullanıyorum. Ben hariç. Onun hakkında ne düşünürsün? Yani bu onun kararıdır tabii ki. iPhone da kullanabilir, iOS da kullanabilir, düzeltiyorum. Xiaomi de kullanabilir, Samsung da kullanabilir. Kim neye alışmışsa en iyi telefon onun için odur tabii ki. Yani bana göre alışma bir günlük işte. Peki sana biraz da gönül sorusu sorayım. Tabii. Tamam, iPhone'u aldık. Amerika malı, Xiaomi aldık, Çin malı. Peki Türk malını almak için, mesela diyelim ki bir Vestel'den bahsedelim. Türk malını almak için sen Vestel'den ne istiyorsun? Neden Türk malını tercih etmedin de ben Amerika malı? Ben şunu söyleyeyim. Sosyal bilgiler öğretmeniyim bu arada. Ve çocuklarıma hep böyle Türk malı almalarını tavsiye eden açıklamalarda ve girişimlerde, kampanyalarda bulunuyorum. Evet, yani. Onu da şahidim ben de. İşte yiyeceklerde, içeceklerde bu konularda asla hani yabancı malı ürün almamalarını tavsiye ederim ve birçoğunun da buna alıştırdığımı düşünüyorum. Diyelim ki ben telefonu sadece şu amaçlı kullansaydım, alo demek için, işte ne bileyim mesajlaşmak için kullanan birisi olsaydım, kesinlikle Türk malı telefon kullanırdım ve tavsiye ederdim yani. Ama şimdi ben bu telefon benim artık işim. Aynı zamanda işim yani. Bu videolarımı buradan yapıyorum, editlerimi buradan yapıyorum, çekimleri buradan yapıyorum. Ve birçok özelliğini aynı anda kullanabildiğim için benim daha yüksek performans veren bir telefon kullanmam gerektiğini düşündüm. Performans istiyorum. Ha, performans. Yani atıyorum ya, bir açacağım, bir habere bakmam gerekiyor ya da bir programa girmem gerekiyor. Ama Vestel'de girdim, pişman ediyor seni. Hmm. İşte donuyor, çıkıyor, bir daha giriyorsun, kapatıyorsun, açıyorsun. Performans ölçümünde sentetik ölçümler seni etkiliyor mu? Yani AnTuTu'ya bakarak, aa bu telefon iyiymiş der misin? Yoksa bir de bir bakmam lazım. Elimi yani kesinlikle lazım. Denemem gerekiyor. Çünkü oradaki veriler bazen çok yüksek çıkabiliyor. Ama ben verilerden ziyade alırım telefonu. Aynen, ben de öyle. Girerim ya, atıyorum. Hiçbir incelememde AnTuTu paylaşmamışımdır. Yani şu programa gireceğim, şundan çıkacağım. Bir programı kapatıp öbür programa geçmek istiyorum. Eğer takılıyorsa, eğer yani bir acelem var atıyorum, acil bakmam gerekiyor ama bakamıyorum bir türlü. O an sinirlenirim yani. Evet. O yüzden performans benim için çok daha önemli. Anladım. Peki sence App Store pahalı mı? Pahalı değil, çok pahalı. Yani damara giriyorum. En sevmediğim yönlerinden birisidir. App Store aşırı derecede pahalı. Uygulamaları pahalı. Orada paralı olan bizde bedava çoğu zaman biliyorsunuz. Evet, aksesuarları pahalı. O yüzden kablolarınıza falan sahip çıkın. Yani bir şarj kablonuzu bozarsanız yaklaşık 120 TL sadece kablosuna bayılabilirsiniz. Bu da evlat acısı gibi koyan bir durum. Evet. Kesinlikle kablolarınıza iyi bakın. Hayır, programlar da çok pahalı. Hani sadece aksesuar olarak düşünme. Yani App Store'a giriyorsun, bir program almak istediğin zaman, bir oyun almak istediğin zaman.
Onlara da ciddi paralar vermek gerekiyor. O yüzden bu yönünü sevmiyorum açıkçası. Tamam, son soruya gelelim. Videonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Telefonlarımızı değiştirelim mi? 6'ya ne dersin? Ondan ben oradan almadım. Niyetim bozdu, hemen sağlam bir yere alayım. Fermuarlı cebim var zaten. Fermuarını da kapattım. Evet, sağlamı aldı. Güzel. Evet. Evet, bu videoda bir iPhone'cuyu sıkıştırdık. iPhone X almış, bir sürü para bayılmış birisini sıkıştırmaya çalıştık. Onu özüne döndürmeye, aslını göstermek için bazı sorular sormaya çalıştık. Peki işe yaradı mı? Siz düşünün. İşe yaradı mı, yaramadı mı? Bunu yorumlarda sizden bekliyorum. Bu arada... Evet, videoda bize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.